Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kurum ve STK ziyaretlerine devam etti. STK ziyaretlerinde konuşan Başkan Şerifoğulları görev süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi mantığıyla ilçelerde de hizmet götürdüklerini söyledi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları 31 Mart yerel seçimleri kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Şerifoğulları AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve AK Parti Elazığ İl Yönetim Kurulu üyeleriyle beraber ilk olarak Saadet Partisi önceki dönem il başkanlarından İbrahim Hacı Bekiroğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bekiroğlu, başarı temennisinde bulunurken Şahin Şerifoğulları misafirperverliklerinden dolayı İbrahim Hacı Bekiroğlu'na teşekkür etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve beraberindeki heyetle birlikte Bankalar Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşlarla buluşarak taleplerini dinledi. 11 ana başlıkta 100 proje kapsamında ticaret doğduğu sokaklara geri dönüyor başlığı altında dükkanlarında cephe yenileme çalışması gerçekleştirilen esnaflar, Başkan Şerifoğulları'na hayata geçirdiği yatırımlar için teşekkür ederek seçimlerde destek olacaklarını ifade etti. İçin. Allah'a şükür. Bambolsun. Bir yaramazlığınız yok. İşleriniz iyi inşallah. Siz de iyisiniz. Billahi şükür. Abi. Hoş geldiniz. Ne var ne yok? Allah razı olsun. İyi misiniz? Sizler de iyisiniz. Allah'a şükür. Allah iyilik versin. İşleriniz iyi inşallah. Çok şikayetçi değiliz. Allah'a şükürler olsun. İyi misiniz? Başkan hoş geldiniz. Ne var ne yok? İyi misin? Nasılsınız? Allah'a şükürler olsun. Hamdolsun. İyi mi işleriniz? Çok şükür başkanım. Tamam mı? İyi misiniz? Evet. Allah'a şükürler olsun. İşleriniz iyi. Sıkıntı yok. Size bir isteğiniz, bir arzunuz. Kendinizin sağlığı başarılı. İçinizde gücünüzü rast getirin. Var lazım. Vallahi bilmiyorum, diğerlerini ben bilemem. Bir çay söyleyeyim ben içelim. Sağ olasın. Eyvallah. Bu laf demokoloji değil yani, bu gerçek. Yok, o gerçek. İyisin. Bir yaramazlık yok. Yok, çok şükür. Sağlığın saati. Allah razı olsun. Allah var etsin. Bir emrim var. Bir emrim var. Görüşürüz. Ricamız olur. Desteklerini, dualarını bekliyoruz. Allah'ım. Esnaf ziyaretlerinin ardından konuşan Başkan Şahin Şerifoğulları, bize güç veren, destek olan, dua eden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza bol ve bereketli kazançlar diliyorum dedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş ve beraberindekiler daha sonra TESİŞ Elazığ Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek, TESİŞ Elazığ Şube Başkanı İbrahim Kayakayış ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Sendika ile ilgili bilgiler veren Başkan Şahin Şerifoğulları, 5 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirdiği ve yeni dönemde Elazığ'a kazandıracağı yatırımları anlatarak destek istedi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş ve beraberindeki heyet, son olarak Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan geldi. Teşekkür ederiz. Zeynep Ede. Zeynep Ede, seni çok seviyorum. Baskilliler Derneği Başkanı Aygün Çam, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın ihtiyaç duydukları her an tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu ifade ederek dernek olarak Başkan Şerifoğulları'nı destekleyeceklerini açıkladı. Dernek başkanlığım sürecince Baskil ilçemiz için birçok talebimiz oldu. İşte yüksekokulumuzun parkı, bahçesinden tutun da işte Fethi Sekin Külliyesi'nin yapılması, yollarının yapılması, yine o bölgedeki çalışmalarına tutun da çöp konteynerlerine kadar talebimiz oldu. İşte Baskil ilçemizdeki sokak hayvanların köpek mamalarından, kedi köpek mamasından tutun aklınıza ne geliyorsa hiçbir talebimiz çok şükür bugüne kadar Sayın Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları tarafından geri çevrilmedi. Biz de şahsım olarak da Elazığ Baskiler Derneği Başkanlığı sıfatım olarak da Sayın Başkanımızı desteklediğimizi, her daim de yanında olacağımızı ifade etmek isterim. Bunu da büyük bir memnuniyetle dile getirmek istiyorum. Elazığ'da yaşayan 40 bine yakın Baskilli hemşerimizin de başkanımızın yanında olduğundan hiç şüphemiz yok. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları göreve geldikleri günden bu yana yaşanan deprem ve pandemi süreçlerine rağmen Elazığ için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek 5 yıllık görev süreleri boyunca Büyükşehir Belediyesi mantığıyla hareket ederek ilçelere de hizmet götürme gayretinde olduklarını belirtti. Seçim öncesi, 2019 yerel seçimleri öncesinde
şehrimizin kronikleşmiş sorunlarının çözülebilmesi, şehrimizin gelişip kalkınabilmesi adına proje ekibimizle çok güzel projeler hazırladık. 11 ana başlıkta 100 projeyi sizlerin beğenisine sunduk. Tabii seçim çalışmalarında yapacağımız projeleri, hayata geçireceğimiz projeleri anlattıktan sonra 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde sizlerin teveccühüyle bizler aziz şehrin belediye başkanı olarak Şehrül Emin makamına bizleri layık gördünüz. Göreve geldiğimiz günden itibaren de bizler sizlere vermiş olduğumuz sözleri tutabilmenin, taahhütleri yerine getirebilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımızı başlattık. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmayacağımızı, amalarımızın, fakatlarımızın, lakinlerimizin olmayacağını, biz bu şehre söz vermişsek sözlerimizi yerine getirmemiz lazım düsturuyla hareket ederek 11 ana başlıktaki 100 projenin %90'ını Allah'a hamdolsun gerçekleştirdik. Bizler 43 mahallede çalışmalarımızı sürdürürken bir taraftan da büyük şehir mantığıyla Baskil'imizi de ihmal etmedik, Palu'muzu da ihmal etmedik, Karakoçan'ımıza da hizmet götürdük, Keban'ımıza da hizmet götürdük. Bu anlamda özellikle Aygün Başkanımızın ifade etmiş olduğu Fethi Sekin Külliyesi'nin Baskil'de şehidimizin köyünde yapılması hem şehidimizin hatırası anlamında çok çok önemli, çok çok kıymetliydi. Hem de Baskil'deki gençlerimizin oradaki kütüphanelerden, seminer salonlarından ve şehidimizin isminin sürekli hatırlanması noktasında çok kıymetli bir proje olduğunu, yatırım olduğuna inanıyoruz. Ve her gittiğimizde de hakikaten o yapıyı orada gördükçe gururlanıyoruz. Baskil'den istenilen park, Baskil'de istenilen kamerya, Baskil'de istenilen ne olursa biz yok dememeye çalıştık. Bununla birlikte ifade ettiğimiz gibi Palu'ya yol yaptık, Karakoçan'a park yaptık, Baskil'imizin istediklerini karşılamaya çalıştık. Her ilçemizde, her beldemizde Elazığ Belediyesi'nin mutlaka bir icraatının olmasını istedik. Bu anlayışla bu minvalde çalıştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de ifade ettiğimiz gibi bizlere yetki verirseniz, bizleri tekrar bu şehrin Şehrül Emin makamına layık görürseniz, bizler aynı gayreti, aynı samimiyeti tekrar göstereceğiz ve turizm şehri Elazığ, sanayi şehri Elazığ, spor kenti Elazığ olma yolundaki inşallah adımlarımızı çok daha hızlı atacağız ve bölgenin gerçekten bir numaralı cazibe merkezi bir şehir haline getirme noktasındaki yatırımlarımızı, projelerimizi şehrimizin her noktasına uygulayacağız.